Az önce hani dediniz ya, bir 30 kişi toplanıyoruz, işte rollere giriyor tanımadığı kişi. Gerçekten o dizideki gibi giriyor mu kişi? Yani nereden biliyor onun orada ne yaptığını? Mesela dizide birdenbire şey oldu işte. Onun göçen neydi, bir yerlerden göçüyorlardı Seda Bakan'ın Evet, ailesi. göç, İrik'ten göç. göçen annesi. Nasıl olabildi ki öyle o yani? Gerçekte nasıl oluyor? Gerçekte o role nasıl giriyor tanımayan kişi? Gerçekte o role girmek o kadar kolay değil. Hani başta söylediğim gibi birazcık yatkın olması lazım şeye. Mesela hiç yoldan geçen birini ben çağırayım. Hiç psikolojiyle hiçbir alakası olmayan birini. Gel aile dizimi yapalım diyeyim. O role girmez o. Ama kişisel gelişim kitap okumuş, işte belki terapiye gitmiş. Psikoloji videoları izliyor. Yani biraz bu alanda ilgisi var. Ara ara kendini inceliyor. Öyle birisi girebiliyor. Zaten psikolojiye bir yatkınlığı var. Ama orada öyle anlatılmıyor. Sanki her tuttuğumuzda bunu yapsak hemen bir an önce o şey oluyor, o duygulara giriyor falan. Öyle değil. Diyelim yatkın olduğunu varsayalım kişilerin. Şimdi hani diyorum ya işte birine sevgilini seç ya da işte anneni seç, babanı seç, kendini seç. Zaten diyelim annesini seçiyor. Seçtiği kişinin kişilik özellikleriyle annesinin kişilik özellikleri çok benziyor. Doğru. Yani kişinin yani 30 kişi içinde en uygunu bulması da ortalama 7-8 saniye sürüyor. Yani beynimizin bu yönü inanılmaz. Yani böyle gruba bakıyorsun şöyle bir 7-8 saniye düşünüyorsun. Sonra diyorsun ki filanca kişi olsun. Zaten o grupta annenin kişiliğine en çok benzeyen olduğu için o da zaten annen gibi davranmaya başlıyor. Ya izleyen bazen bunu şey zannediyor, böyle mistik bir şey ya da çok sıra dışı bir burada bir enerji alanı var. Öyle değil. Zaten o onun türevi olduğu için annen nasıl davranıyorsa diyelim annen mesafeli biri ise o da insanlara mesafeli oluyor. Annen güler yüzü ise o da güler yüzü davranıyor. Zaten Annen ona sıcak biri benzeyeni ise seçiyorsun o anda. zaten ona benzeyeni seçiyorsun. İşte bir kişiyi de baban seç diyorum. İşte babaya benzeyeni seçiyor. O zaman birisi annesi, birisi babanın kişiliği zaten. O kişiler de benzer kalıpta ilişki kuruyorlar. Yani mesela ya aynı diyor annem de babamın ilişkisini gösteriyor. Bu nasıl olur diyor. Bunu yani biraz şey geliyor. İnanılmaz sıra dışı. Onlar diyor anne babamı tanımıyor. Nereden böyle davranıyor? Ama aynı kişilikteki iki insanı bir araya getirsen aynı şekilde davranır. Yani burada bir ultra bir şey yok yani. Öyle mistik bir şey yok yani. Evet. Peki hocam, şimdi biz atalarımızla bağlantı mı kurmuş oluyoruz aile dizimi esnasında? En çok sorulan sorulardan biri de bu. Yani huzursuz mu ediyoruz onları, mesela vefat etmiş atalarımız var, biri birini canlandırıyor falan. Yani oradan şeye bağlamak istiyorum. Kadim öğretiler ya da dinimizle nasıl bir ilişkisi var aile dizimi çalışmasının? Ya onu nasıl cevaplayacağım bilmiyorum şimdi ama şöyle söyleyebilirim. Mesela 3 nesil önce şey olmuş, çocuk ölümleri olmuş, hastalıklar olmuş ya da kasti olarak çocuklar öldürülmüş de olabilir diyelim. Gayrimeşru çocuklar olmuş, kürtajlar olmuş. Şimdi her türlü travmatik durumda kötü duygular açığa çıkar. Bu kötü duygular bizi rahatsız eder. Bizim o kötü duyguları yaşayıp onun yasını tutmamız gerekiyor. O acının deneyimlememiz gerekiyor. Diyelim çok sevdiğim biri öldü. Hemen gidiyorum mezara koyuyorum. Ertesi gün unutuyorum. İşime gücüme bakıyorum. Öyle olmuyor. O kişi mezara koyuyorum. İşte mevlüt okunuyor. Mezar ziyareti oluyor. Eve ziyaretçiler geliyor. Onlara yemekler yediriliyor. 2 ay, 3 ay, 6 ay insanlar üzülüyor, ağlıyorlar ve duygu boşaltıyorlar. 6 ay sonra artık duygular yatışmaya başlıyor. Hayat normal devam ediyor. Şimdi bu sağlıklı bir şey. Bazen de şöyle oluyor. O kişi ölüyor. Bir gün, 2 gün insanlar üzülüyor. 3. gün onu öyle bırakılıyor. Yani bir problem var o ailede. Diyelim bebek doğmuş, 1 gün sonra ölmüş. 2 gün üzülüyorlar. 3. gün neyse diyorlar bu konuyu konuşmayalım. Çünkü moralimiz bozuluyor. Yani bir problem var. Herkes biliyor. Ama kimse konuşmuyor. Yok sayıyor. O zaman o problemin duygusu bir alt nesle aktarılıyor. Mesela atıyorum o bebek öldü. 3 yıl sonra yeni bir bebek doğdu. İnsanlar ona bakıp bakıp üzülüyorlar. Yani o
ölmüş bebeğin temsilcisi oluyor aslında. Yani ya bu da ölürse, ya buna da bir şey olursa, ya da keşke öbürü de dursaydı. Bak ne güzel kardeş olurlardı. Şimdi bu anne babayı rahatlatıyor. Ama o yeni doğan kişiye iyi gelmiyor. Çünkü sürekli üzgün bakan birileri var. Ya bebek diyor ki niye bana böyle bakıyorlar? Çünkü ortada bir şey yok üzülecek. Yani bebek bilmiyor ki önceden biri olmuştu, ölmüştü, onun duygusunu veriyorlar. Ona bakıp bakıp ağlıyorlar. İşte sarılıp sarılıp ağlıyorlar. Bebek giderek aptala dönüyor. Ama o önceki şeyi, duygusu ona geçmiş oluyor. Ölen kişinin. O da belki sonra yetişkin oluyor. Kendi çocuğuna bakıp bakıp ağlıyor. Ama niye ağlıyorsun dedi. Bilmiyorum diyor. İçimden geliyor diyor. Bir nesle daha geçiyor. Sonra iki nesil, üç nesil, dört nesil sonra bu duygu açığa çıkmaya başlıyor. Bebek ölümleri başlıyor. Bilinmedik bir sebepten o ailede çocuklar erkenden ölüyor. Mesela aile dizinde bu bağlantıları kurmamızı sağlıyor. Yani yasa tutulmamış olaylar var. Biz onları bugünkü yetişkinlik halimizde bir daha yaşıyoruz. Yani atalarımın yaşamadığı yası ben bugün yaşıyorum. Üzülüyorum, ağlıyorum böyle. Bir iki ay, üç ay kötüleşiyorum. Bir süre sonra hayatım düzene girmeye başlıyor. Ya Evet. da ben o bebeğin de temsilcisi olabilirim. Yani mesela şey diyebilirim. Ben ölmek istiyorum. Ya da biri bana zarar verecek, sanki beni öldürecek. Böyle korkularım var. Bir süre sonra o duygular yatışıyor, o duygular bitiyor. Şimdi aile dizimiyle bu bahsettiğinizi mesela çözdünüz. Diyelim yani benim başımdan öyle bir şey geçti. Bunu çözdük. Ben nefes almaya, yaşamaya devam ediyorum, değil mi? Başka bir travmam daha var diyelim. Ben artık aile dizimi çalışmasıyla farkındalığımı yükselttiğim için yaşadığım süre boyunca çocuğuma olan davranışımı değiştirerek nasıl değiştireceğimi soracağım şimdi. İşte ne bileyim hep yaptıklarımı yapmayarak mı bir daha aile dizimine ihtiyaç duymasam? Yani çünkü ben o arada çocuk yetiştireceğim. Diyeceğim ki mesela diyeceğim işte diyeceğim atıyorum dedesinin bilmem nesi de şuydu. Ben bunu oğluma geçirmeyeyim. Yani bu farkındalıkla yaşamak mümkün mü? Ya tabii mesela biraz önceki örnekten yola çıkarsak diyelim çocuğa bakıp bakıp kaygı duyuyorsun. Ya bir şey olursa, ya hastalanırsa, ya Evet, mesela ölürse. bütün anneler duyar bunu. Evet, şimdi anne bu duyguyu hissettiğinde zannediyor ki çocuk hastalanmayacak. Yani bu duygu çocuğu koruyor ya da çocuk ölmeyecek. Yani böyle hissedersem, yani onun ölmesinden korkuyorsam çocuğu aslında ölümden korumuş oluyorum. Böyle hissettikçe ya da böyle düşündükçe o kesinlikle ölmez zannediyorum. Ama aile dizimi çalışmasında görüyor ki bu tam tersine onu daha çok hastalandıran bir şey ya da o Evet. çocuğun ölüm riskini artıran bir şey aslında. Hep şey Çünkü derler, çok özür dilerim araya gireceğim. Hani aklına getirme, çağırıyorsun derler. Onun gibi bir şey mi bu? Yani bir şeyi düşündüğün anda bir bakıyorsun ki oluyor. evet. Yani beynimizin olumsuzu olumluya dönüştürme özelliği var. Yani ya çocuğum hastalanırsa diye ben bir kere, iki kere, üç kere söylerim bir şey olmaz. Ama bunu 100 kere söylersem bir süre sonra beynim bilinç dışı olarak çocuk hastalansın istiyorum gibi okumaya başlıyor. Yani başımıza gelen şeyler ya çok istediğimiz şeyler oluyor ya hiç istemediğimiz şeyler oluyor. Yani ben asla bu olmasın dedikçe bir süre sonra o bana gelmeye başlıyor. O yüzden mesela çocuğum ya hastalanırsa dedikçe hastalanıyor. Ama onun yerine şöyle desem çocuğumun sağlıklı yaşamasını istiyorum. Bu biraz daha olumlu bir şey. Yani çocuk ve sağlık kelimesi yan yana geliyor. Öbüründe çocuk ve hastalık kelimesi yan yana geliyor. Yani bu Yani mesela bunu farkındalık. Özür dilerim, buyurun. öğrenmiş oluyorsun. Bir de bunun daha derininde aslında kişinin kendi korkuları da oluyor. Yani aslında bir tarafım kendi hastalanmamdan korkuyor ya da ben ölürsem diye korkuyor. Onu çocuğuma yansıtıyorum. O zaman bir süre sonra bunu da fark ediyorum. Diyorum ki ben kendi sağlığımla ilgili daha çok ne yapabilirim? Aslında o zaman insan görüyor ki kendi sağlığımı düşündüğüm kadar da aslında önemsemediğimi fark ediyorum. Yani çocuğumun sağlığını çok düşünüyorum. Ona bir sürü şeyler yapıyorum. İşte gıda takviyeleri veriyorum, vitamin veriyorum.
check-up'a götürüyorum. Ama kendim mesela sigara içiyorum. Sürekli alkol alıyorum. İşte başka bağımlılıklarım var. Beslenmeme dikkat etmiyorum. Ama çocuğun üzerine çok titriyorum. Yani o zaman burada aslında derindeki düzelteceğim şey kendi sağlığımla ilgili kısım. Kendi beslenmem, işte sporum ya da işte başka bağımlılıklar varsa onlardan nasıl kurtulabilirim, ona odaklanacağım. Bir süre sonra insanlar çocuğunu rahat bırakıyor. Daha çok kendiyle uğraşmaya başlıyor. O zaman da çocuk şey oluyor zaten. Kendiliğinden hastalığı azalmaya başlıyor, düzelmeye başlıyor. Ama kişi o kadar çok kendiyle meşgul ki artık o çocuk hastalanmış ya da hastalanmamış, o senin gözün onu görmüyor artık. Çünkü kendimde bir sürü yeni problemler buluyorum ve onunla uğraşmak zorunda kalıyorum. Yani aslında çocuğun sağlığıyla uğraşmak ya da çocuğun eğitimiyle uğraşmak, işte çocuğun kötü alışkanlıkla uğraşmak, kendimizden kaçmak için bulduğumuz bir savunma mekanizması. Yani ben çocuğumla ne kadar çok ilgileniyorsam, ne kadar çok ona odaklanıyorsam, belki de o kadar çok sorunum var demektir. Çünkü çocuğu rahat bırakıp kendimle uğraşırsam bir sürü bir şey çıkacak. Ya da mesela çok sık olan bir şey, mesela diyor ki çocuğu müzik aleti çalsın, işte piyano çalsın mesela, gitar çalsın ya da başka bir şey yapsın. Mesela bu insanlarla böyle detaylı görüştüğümüzde anlıyoruz ki aslında kendinin böyle bir ihtiyacı var. Kendi de işte küçükken işte filanca müzik aletini çalmak istiyordu ama aile bir sebepten izin vermedi ya da olmadı işte, ya da fakirler de o aleti alamıyorlardı vesaire. Çocuğu o aleti çaldırarak aslında ben kendi ihtiyacımı karşılamış oluyorum. Kendimi rahatlatmış oluyorum. Mesela kişiler bunu fark ettiğinde hemen gidiyor bir müzik aleti alıyor, kursa gidiyor. Yani kendi yarım kalmış meselelerini artık halletmek için uğraşmaya başlıyor. Çocuğu rahat bırakıyor. Çocuk rahat bırakınca da bir süre sonra o çocuktaki problemlerin düzeldiğini görüyoruz. Çünkü orada da bir duygu aktarımı var. Yani kendi çocukluğundan aldığı, anne babadan aldığı kötü duyguları hep çocuğa aktarmış oluyorsun. Hocam sizin hisleriniz kuvvetli mi? İdare eder. Ortalamadan iyi yani. Hayır, yani evde kamera varmışçasına bizim evi anlattınız da az önce. Yani 10 yaşında Ya oğlumun piyano ve gitar kursundan çıkmaması, on benim kadar. kendi biriktirdiğim paramla gitar alıp kursa gitmeye param olmadığı için kendi kendime öğrenmeye çalışıp beceremeyip çocukken her şeyi Çok şimdi iyi. oğluma dayatmam. Sonradan fark ediyorum ki, sonra diyorum ki, aa, ben de gitar kursuna gideyim, anne beraber gidelim diyor falan. Yani o öyle bir tablo Çok iyi. anlattınız ki ben size anlatmışım gibi. Belki de öyle bir enerji akışı oluyor. Beynimiz otomatik onu şey yapıyor. Hani mesela ben bununla ilgili bir örnek vereceğim. Beynim otomatik bunu seçti ama bu aramızdaki enerjiyle de ilgili olabilir. Hani bunlar nasıl oluyor bilmiyoruz ama aile dizilerinde bu tarz şeyler çok oluyor. Çok normal yani. Evet. Çok enteresan. Ama burada pek çok anneye de ışık tutmuş oldunuz. Hocam, gelelim hastalık meselesine. En çok hastalık konusunda aile diziminin işe yaramasını ümit ediyor insanlar. Ama yanlış bir anlaşılma var ki işte dizide maalesef tedavi ilaçlarını bırakıp iyileşmeye doğru gittiğini görüyoruz işte kişinin. Gerçi sonra nüksediyor falan, ama aile dizimi ile tıbbi tedavi ayrı ilerlemiyor, değil mi? Yani hastalıkla ilgili size geldiklerinde ne talep ediyorlar? Onları nasıl doğru yola sevk ediyorsunuz? Ya mesela örnekler vereyim. Mesela birisi diyor ki benim diyor tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonum var. Ayrı bir antibiyotik kullanıyorum. Şimdi o zaten ilaç kullanıyorsa kullanıyor. Yani onu kesmesine gerek yok. Ama ilaç oradaki enfeksiyona iltihabı baskılıyor. Ama yine de o kişi çok konforlu değil mesela. Yine de rahatsızlık hissediyor ya da tuvaletini yaparken işte ağrı hissediyor. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Tabii bunun derininde birçok şey olabilir. Genelde insanlar şöyle zannediyor. İşte benim X bir hastalığım var. Bu diyabet olur, işte tansiyon hastalığı olur, başka kanser olur, başka bir şey olur. Bu hastalığın sebebi şudur gibi düşünüyor. Genellikle hastalıkların sebebi birden fazla oluyor. Mesela 10 tane oluyor. Diyelim o kişinin biraz önce örnek verdiğim kişi idrar yolu enfeksiyonu var. Şimdi temelinde ne var? Diyelim bir tane bir şey buluyoruz.
işte çocukluktaki bir şeyle ilgili ya da üst nesillerdeki bir şeyle ilgili. Onu konuşuyoruz, o çözümleniyor. Onun problemi bir miktar azalıyor. Ama düzelmiyor. Çünkü 10 tane sorundan bir tanesini hallettik. Başka bir zamanda bir tane daha hallediyoruz. O zaman bir tık daha azalıyor. Yani şey diyor, şikayetlerim devam ediyor ama eskisi kadar ağrım yok. Daha az ağrı, idare ediyorum diyor mesela. Sonra başka bir şey, başka bir şey. İşte 3 ay sonra, 6 ay sonra diyor ki benim idrar yolum artık iyi. Bununla ilgili bir sorun yaşamıyorum diyor. Ama dizide hani telkin edilen sanki şey, tek bir çalışma yapılıyor, ertesi gün düzeliyor. Hani bununla ilgili tabii istisnalar olabilir ama çoğunlukla öyle olmuyor. Ona biraz zaman ayırmak gerekiyor. Hatta şöyle diyor insanlar. Şimdi o hastalığın içinde bir sürü travmalar, bir sürü duygular var. Onlar tek tek konuşuluyor. Hastalığım geçti ama diyor mesela diyelim migren ağrısı olan birisi. Hiç başım ağrımıyor artık diyor. Migrenim tamamen geçti. Ama diyor ben çok kötüyüm. Migrenliyken diyor iyiymişim diyor. Yani sürekli böyle bir mutsuzluk, depresyon, üzüntü. Yani bir süre hastalık geçtikten sonra bu duygular devam ediyor. Daha sonra da bu duygular azalıp bitiyor. Evet, buna açık olması gerekiyor kişinin bir de en çok herhalde. Evet, bir de bunu bilmesi gerekiyor. Yani bunu genelde terapistler de çok belki söylemiyorlar. Hani diyorlar ki bu düzelecek, iyi olacaksın. Ama ilk başta insanlar iyi olmuyor. Bir 3-6 ay daha dip yapıyorlar. Daha depresif, daha mutsuz oluyorlar. 3 ay sonra ya da 6 ay sonra bunun faydası görmeye başlıyor. Yani bizim bütün hastalıklarımızın soy ağacımızla bir ilgisi var mı hocam? Yok mu yani kendiliğinden işte sigara kullanımına bağlı, kötü yaşam şartlarına bağlı oluşan bir hastalık? Yani akciğer kanseri mesela geriye dönüp soy ağacında oradan gelen bir şey yüzünden mi oluyor kişi bunu? Evet, öyle oluyor. Yani şöyle diyeyim. Diyelim akciğer kanserindeki kişinin semptomu, yani şikayeti ne olabilir mesela? Nefes darlığı olabilir. Şimdi üst nesillerde nefes darlığından ölen birisi var. Nasıl olur diye mesela suda boğulup ölmüş. Yani burada önemli olan semptomun benzer olması. Yani sen o semptomu sana yaşatacak bir şey yaşıyorsun. O suda boğulup ölmüş. Sen de akciğer kanseri olup hep bir nefes darlığı yaşıyorsun. Ya da işte kişi diyelim düşmüş, bir yerini kırmış işte. Diyelim kaburgası kırılmış. Bundan dolayı rahatsızlık geçirmiş. O zaman o kişi akciğer kanseri olduğunda da o kaburganın olduğu bölgede, hangi kaburga neresi kırıksa aynı benzer yerinde metastaz oluyor. Bir problem oluyor. O da sürekli ağrı çekiyor. Yani biri kırıktan dolayı ağrı çekiyor, biri akciğer kanserinden dolayı. Yani burada problemin ne olduğu önemli değil. Hissedilen duygu ortak oluyor. Hocam şey hikayeleri duyuyoruz ya, yaşanmış bir şey olduğu için de sormak istiyorum. Sizi de çok yordum aslında, ne olur, ama çok güzel gidiyor Estağfurullah. yayın. 6 ay içinde mesela duyuyoruz. Anne, baba, torun arka arkaya çeşitli alanlarda kanser oluyorlar. İşte biri Evet. ameliyat oluyor, biri ilaç tedavisine başlıyor, öbürü de ilaç tedavisine başlıyor falan. Aynı süreç, aynı zaman dilimine denk gelmesinin bir anlamı var mı böyle şey? Bazen ölümler aynı döneme denk gelir mesela. Bir ay arayla aileden 3 kişi ölür, 2 kişi ölür. Yani bunların aynı zaman dilimine gelmesi bize bir şey mi anlatıyor? Evet, çoğunlukla öyle oluyor. Yani onun bir biz tesadüf sanıyoruz ama detaylı konuştuğumuzda orada yine bağlantılar bulabiliyoruz. Geçmişle ilgili, çocuklukla ilgili ya da daha üst nesillerle ilgili. Aslında onun bir şeyin tekrarı, hani bir kader var orada. Yasa tutulmamış duygular var. Onu bugün bir şekilde biz yaşıyoruz. Yani o kişiyle Ama konuşmak lazım. Yani şey değil. Yani evet. dediğin gibi mesela aynı anda 3 kişi öldü. Bir ailedeki sebep başkadır, başkasında da başkadır. Hani bunu net söylemek zor. Hani böyle bir durum varsa bunun sebebi şudur diyemeyiz. Yani o kişilerle konuşarak bunun ne olduğunu anlayabilir. Çünkü biraz da bu kişiye özel şeyler. Her ailenin kendi dinamiği var, kendi süreci var. Evet. Şimdi bizi izleyen izleyicilerimizin de çok fazla sorusu var ama o sorulara değinmek gerçekten zaman alacak. Tamam. Ama ben birkaç tane soru sorabilir miyim size? Tamam, tabii ki.
Bu arada Aşkım Kapışmak'la olan yayınınız kaydedilmemiş galiba. Lütfen bunu kaydedin diyorlar. Kaydedeceğim. Hatta Tamam. YouTube'a Tamam. yükleyeceğim Tamam. hocam müsaade Çok ederseniz. iyi. Tabii ki. Buradan da söyleyeyim. Herkes yazmış. Tamam. Tamam. Ürtiker Çok diye bir hastalık var biliyorsunuz. iyi. Kurdeşen. Hı-hı. Yani ben tabii Evet. siz iç hastalıkları uzmanı olarak zaten biliyorsunuz. Neden olur demiş bir izleyicimiz mesela. Yani ciltle ilgili. Ben mesela 13 yaşından beri egzama ile mücadele ediyorum. Ve biliyorum ne zaman olduğunu. Vücut direncim düştüğünde, uykusuz kaldığımda, mayalı yiyecekler yediğimde gibi gibi. Kurdeşen de mesela yine psikolojik olduğu söyleniyor. Neden oluyor ürtiker? Yine onu o kişiyle konuşmak lazım. Yani mesela Ha. birinin ürtikerindeki travmayla öbürü farklı olabilir. Ama Evet. mesela şeyler çok oluyor. Mesela alerji dediğimiz şey, hani benim vücuduma yabancı bir şey giriyor. Bu bir toz olabilir, bir yiyecek olabilir. Bir işte böcek olur. İşte ev tozu akarı diye bir şey var. O olur. İşte bir polen olabilir mesela. Bunlar işte kaşıntı yapıyor, işte alerji yapıyor. Ama mesela o kişilerle konuştuğumuzda çoğunlukla bir insana alerjisi olduğunu buluyoruz. İşte ben diyor kardeşimi sevmiyorum diyor, onunla görüşmek istemiyorum diyor. Ya da işte filanca akraba diyor sevmediğim biri ama aile zorluyor diyor. Onunla görüşmemi istiyor diyor. Yani bir insana karşı bir şey var. Hayatından çıkartmak istiyor, az görüşmek istiyor ama mesela sebeplerden biri bu oluyor ama hani biraz önce söylediğim gibi 10 tane sebep bu. Bu bir tanesi. Yani bunu bulduk. Mesela o kişiye biraz mesafe koydu ya da bununla ilgili anılar, çocukluk anıları konuşuldu. Kişi de bu bir yatıştırma, rahatlama yapıyor. Ama 9 tane daha şey konuşmamız lazım. Yani 3 ay 4 Bunlar ay tam sürekli çıkar konuşuyoruz. evet. İşte 3 ay sonra 4 ay sonra o diyor ki artık eskisi gibi ürtükerim yok. Yani bunlar tamamen kişisel aslında. Yani tıpkı hastalıklarda da öyle değil mi? Hastalık yok, hasta var. Evet. Yani kişinin size gelip çalışması gerekiyor mutlaka o zaman. Ya evet, hani şöyle diye, yani filanca hastalık şundan olur, filanca bundan olur. Hani cinsel organlarla ilgili hastalıklarda genelde şey çıkıyor, işte taciz olabiliyor. Ailedeki ensest ilişkiler çıkabiliyor. Yine de hani kişiye özel, hani onunla detaylı konuşmak lazım. Hani Evet, şu evet. hastalık kesinlikle şu tarz travmalardan oluyordur diyemeyiz yani. Evet. Peki şöyle bir sorusu var izleyicimizin. Çok hoşuma gitti. Annemin kıtlık ve açlık korkusu beni etkilemiş. Farkındayım. Nasıl ayrışabilirim bundan? Yani belki yokluk dolu bir çocukluktan gelmiş bir anne ve sürekli yine olmayacağını zannediyor. Tabii aktarılmış. Bizim Evet. de hani yani Anadolu'da çocukların yaşadıkları ortada. Para içinde de Evet. yüzse o kıtlık bilinci yerleştiyse eyvah. Nasıl sıyrılabiliriz bundan? Ya buradan öncelikle mesela anne bu duyguları bugün nasıl yüklüyor ona bakmak lazım diyelim. İlla bu kıtlık değil. Annenin X bir duygusu var. Bir kaygısı var. Tedirginliği var. Bugün de o kişiye benzer şekilde yüklüyor olabilir. Çoğunlukla da yüklüyordur. Kişi önce bunları fark edip onları almamaya çalışacak. Yani diyelim annenin bir vesvesesi var. Panikle o kişiye anlatıyor. Bir süre sonra anne rahatlıyor çünkü verdi duyguyu. Bir saat 2 saat sonra o kişi kötü hissetmeye başlıyor. Fena hissetmeye başlıyor. Bunu fark edecek, o duyguları almayacak. İkincisi bizi travmatize eden insanlara dönüşme eğilimindeyiz. Hepimiz yaparız bunu. Ben de bazen birilerine bunu yapıyor olabilirim. Yani ben de içimdeki kaygıyı, vesveseyi, korkuları birine veriyor olabilirim. İkincisi bunu fark edip bunu yapmayacağım. Yani annem ya da başkası. Onların kötü duygularını almayacağım. Ben de kendim bunu birilerine vermeyeceğim. Yani iki taraflı düzelteceğim. Bir yandan da çocukluk bağlantılarını. Küçükken annem bunu nasıl yapıyordu? İşte diyelim. Açlık oluyor. İşte yiyecek olmuyor. İşte ya da işte eski zamanları savaş yılları vardı işte. Ne bileyim Kore Savaşı oldu Türkiye'de. İşte İkinci Dünya Savaşı oldu ya da daha yaşlılar Birinci Dünya Savaşı'nda deneyimledi. Hani o yıllarda bu duygular nasıl aktarıldı? Bir de bunları konuşmak lazım. Yani hem bugünkü davranışlarımda değişiklikler yapıyorum, hem de gidip geçmişi kurcalıyorum. İkisi birlikte olduğuna bir süre sonra o duygular değişiyor. Burada zor olan
insanlara ve kendine sınır koyma. İnsanlar en çok orada zorlanıyor. Mesela işte annemin diyor kötü duygularını almazsam diyor annem küsüyor. Ya da diyor ki ya ben çok sıkışınca birilerine bir laf çakarım diyor. Ne olmuş diyor. Bu normal bir şey diyor. Hani ondan vazgeçersen iyileşebiliyorsun. Yani Evet. ben hem birilerine kötü davranayım, kötü duygularımı atayım. Hem de ruh sağlığım iyi olsun, o mümkün değil. Bir şeyden vazgeçmek gerekiyor. Evet. Hocam çok fazla soru var biliyor musunuz? Gerçekten Ne inanamıyorum. yapacağım? Planımız ne? Mesela sizin bu dediğinizden bağlantılı bir izleyicimiz diyor ki ben sürekli dert dinliyorum, sorun dinliyorum diyor. O negatif enerjiyi üstüme almış oluyor muyum? Yani neden insanlar bana sürekli anlatmayı seviyor? Birinin Oluyor sorununu tabii. dinlemek. Yani şöyle aslında sorun mesela bir arkadaşımla sohbet ediyorum. Bana bir sorunu anlatıyor. Bu normal bir şey. Birbirimize sorunu anlatırız biz. Ben de anlatırım, o da anlatır. Bu normal. Normal olmayan tekrarlardır. Diyelim sevgilisiyle kavga ediyor. Bana anlatıyor. 3 gün sonra bir daha kavga ediyor, bir daha anlatıyor. Yani önceki anlatıyla bu anlattığı aynı şey. Bir farkı yok zaten. O zaman onu anlatmayacağım. Yani insanların dertlerini bir kere dinleyebilirim. Ama aynı derdi o tekrar tekrar anlatmak istiyor, onu dinlemeyeceğim. Yani ikinciyi dinlemeyeceğim. Yüklenmiş Yani o oluyor muyuz o derdi? tabii. Çünkü o bana anlatınca rahatlıyor. Ama o duygusal yükü ben alıyorum. Yani onu dinlediğim için o bana bir ödül veriyor. Bana sevgi veriyor mesela. İşte güzel bakıyor. İşte değerli hissettiriyor beni. Bir ödül veriyor ki ben dinliyorum. Ama uzun vadede o aldığım yük benim sağlığımı bozuyor. Bende bedensel hastalıklar oluyor ya da daha çok sigara içiyorum. Bağımlılıklarım artıyor. Yani o kısa vadede iyi bir şey gibi onu dinlemek, hani fedakarlık gibi. Ama orta vadede, uzun vadede benim sağlığım bozuyor. Öyle herkesin derdini de günlerce dinleme. Yani bir Yani kere dinleme hakkımız var ama ikinciyi dinlemeyeceğiz. Yani evet. o gitsin bir uzmandan destek alsın. Sevgilisiyle kavga ediyor. Ben ne yapabilirim ki? Birinden Evet. yardım alsın. Hocam soru sormaya devam edeyim mi size? Çok soru var. Birazcık daha Ya soru. bir 10 dakika daha yapalım, Tamam. sonra da bitiyor yavaş yavaş. Tamam. Hadi 10 dakikacık daha. Tamam. Yutma problemi, bir şey yatarken bir anda boğulacağım hissi, korkusu, paniğim oluyor diyor Elif Hanım. Yani bu sanki böyle hani boğulacakmışım gibi hissediyorum diyor, yutma problemi. Yani bu her şey olabilir. Mesela tabii o kişi burada olsa konuşsak daha çabuk Tabii. anlarız. Çok zor evet. Atıyorum. Örnekler de diyeyim. Mesela ne oluyor? Mesela anne karnındaki birisi boynuna kordon dolanmış. Ve öyle büyümüş anne karnında. Ama o bebek onu hissediyor, o kordonu. Mesela onda o yutma sorunu yapabilir ya da nefes sorunları yapabilir. Ya da işte bebeklikte bazen işte kardeşler birbirlerine şaka yapıyorlar işte. Kafasına battaniye geçiriyor, yorgan geçiriyor, nefes alamıyor. Ya da öldürmek istiyor kardeşini. Geldi diyor, benim yerimi aldı. Boğazını sıkıyor. Böyle şeyler olabilir. Ya da bazen aileler zorla yediriyor mesela. Çocuğun karnı tok, rahat. İşte anne bir sebepten emzirmek istiyor mesela. Tekrar tekrar emziriyor. Bu çocuğu irite ediyor bir süre sonra. Onu yutmak istemiyor. Çünkü acıkmamış. Ya da kaşıkla zorla yediriyor. Çocuk 1-2-3 yiyor mu sonra yemek istemiyor. İşte o onda bir şey yapıyor. Tiksinti yapıyor. Ya da başka şeyler de olabilir. Mesela cinsel konular olabilir. Bazen işte çocuğun yanında anne baba sevişiyor. Mesela o cinsel organ acaba bana da geçiyor mu, ya da işte benim vücuduma giriyor mu, ya da ağzımdan giriyor olabilir. Yani büyük yaşlarda bunu böyle algılamıyor insanlar ama böyle diyelim 1 yaşındaki, 2 yaşındaki ya da 8-10 aylık bir bebek bunu farklı algılayabiliyor. Yani Evet. birçok bir şey olabilir. Yani ya ne alaka bu, bununla nasıl bağlantı kuruyor dediğimiz şeyler oluyor. Beynimiz bazen çok alakası bağlantılar kurabiliyor. Evet. Yani o zaman şöyle bir şey yok yani hani böyle kitaplara geçmiş işte yutma problemi boğulacak hissi yaşıyorsanız işte değersizlikten şunu yaşıyorsanız özgüvensizlikten diye bir şey yok. Kişiyle Yok. çalışmanız gerekiyor, konuşmanız Evet, gerekiyor, çalışmak değil gerekiyor. mi? Evet, Yani bu evet. sorular o yüzden aslında çok anlamlı olmuyor.
Ama yine de 10 dakika dediğiniz için devam edeceğim hocam, izin verirseniz. Tamam, biraz daha devam edelim. Mesela bir izleyicimiz diyor ki evimde bitki yetişmiyor, hepsi ölüyor diyor. Yani ve kendinde bir hata arıyor burada. Yani bunun bir ilgisi olabilir mi kendisiyle? Olabilir tabii ki. Yani o evdeki duygusal yük, duygusal enerji neyse o bitkileri etkiliyor olabilir. Yani kişinin o bitkiye yüklediği anlam ne? Yani bitki yaşadığında ne hissediyor? Bitki öldüğünde ne hissediyor? Yani bu kişi bundan rahatsız oluyor ama o bitkinin ölmesinin de ona bir avantajı olması lazım. Yani o yine büyük ihtimalle o bir şeyi temsil eder, bir insanı temsil eder. Yani tabii o kişiyle konuşarak anlayabiliriz. Ki Evet. mesela kimin yaşaması ya da kimin ölmesiyle onun beyni meşgul ya da belki daha üst nesillerde bu nasıl yaşandı? Hani bitkiye yüklenen anlam ne bu ailede? Hani o kişi burada olsa bir 10-15 dakika konuşsak bir fikrimiz olur ama. İşte Ama evet. buradan bilemem. İnsanlar tabii nokta atışı bilgi istiyor. Böyle bir şey oluyor. Sebebi nedir? Ben de diyeceğim bunun sebebi şudur. Ama sonuç o kadar basit bir şey değil. Biraz karmaşık bir şey. İnsan beyni öyle karmaşık bir organ. O yüzden öyle bir Evet. şey diyemiyorum ben size. Evet. Sadece böyle biraz fikir veriyorum. Hani Evet. şu da olabilir, bu da olabilir. İzleyicilerimizden Hakan Bey diyor ki birileriyle görüşüyorum ya da işte uzun süredir görmüyorum ama sonra ölmüş, öldü haberini alıyorum. Ne zaman ya mesela özellikle Bursa'ya gittiğinde hep daha önce hiç aklına gelmediği kişileri görüyor ve o kişileri onun arkasından ölüyorlar. Niye böyle bir şey, yani dikkatini çekmiş herhalde. Böyle bir şey, hani acaba son kez bir Hakan'a görünelim falan diyor olabilirler mi yakınları? Ben Hakan'ı tanıdığım için de konuları da biliyorum az çok. Yani olabilir ya da ölmesini istediğimiz kişileri Hakan'la hemen tanıştırıyoruz. O tık gidiyor mesela öyle de. Ya bu tabii Yani yine bunu karşı bir şey. Bunu cevaplayamayacağım. Hakan'la konuşursak bir fikrimiz olur. evet, zor. Çok genel ve güzel son bir soru sorayım o zaman. Sizi gerçekten çok Tamam. yordum. Ölmüş dedelerimiz ya da atalarımızın isimlerini çocuklarımıza verirken nelere dikkat etmemiz lazım diyor bir izleyicimiz. Çok güzel bir soru gerçekten. İsimler bizi etkiliyor mu? Mesela siz de bu konuyla ilgileniyor musunuz? Tabii, çok etkiler. Yani çünkü yani bazen isimler öyle biraz nötr koyarız ya işte bir tane isim koyacaksın zaten çocuğa ne koyayım işte şunu koyayım dersin o çocuğun ismi o olur. Bu daha normal bir şey. Bazen de böyle çok büyük anlam yüklenirse o dedemiz çok ulu birisiydi, çok önemliydi, çok değerliydi. İnşallah bu da onun gibi biri olur. Ama belki o dede gibi olmak istemiyor kişi, başka biri olmak istiyor. Yani o dedenin duygularını ona empoze etmiş oluyor. O daha kişi belki hiç doğmadı henüz. Belki anne hamile ya da henüz hamile bile değil. Hamile olmadan biz onunla ilgili düşüncelerimizi söylüyoruz. O doğacak bebekle ilgili. Daha o doğmadan onun kişiliğini oluşturmaya başlıyoruz. Ama belki bebek bizim düşündüğümüz gibi olmak istemiyor. Bir de dünya çok değişiyor artık. Hani işte diyoruz, Z kuşağı diyoruz. İşte. Peki onun adını koyunca onun gibi mi oluyor? Evet, biz dönüştürüyoruz ona, o duyguyu veriyoruz. Yani onun kaderi neyse o onu tekrarlıyor. Onun iyi huyları da ona geçiyor, kötü huyları da ona geçiyor. Adam şimdi büyük bir hastalıktan öldüyse? İşte o hastalığın semptomları neyse o kişi de o semptomları yaşayan başka bir hastalık oluyor. Yani aynı hastalık olmak zorunda değil. Ama sen mesela birisi diyelim kalp yetmezliğinden öldü. Neden öldü? Nefes darlığından öldü. Ben de o zaman astım hastası oluyorum. İkisi farklı hastalık ama şeyi aynı. Semptomu aynı. İkisinde de nefes darlığı. Peki Beynimiz onu tekrarlıyor. bunu iptal edebilir miyiz hocam? Mesela akciğer kanserinden ölmüş birinin adını koyduk çocuğumuza. Çok güzel isim. Ama çok seviyorduk o kişiyi. Bunu iptal edebilir miyiz? Koyduk artık çocuk büyüdü. Edebiliriz. Yani o kişinin hangi huylarını o çocuğa empoze ettik ve çocuk hangilerini istiyor, hangileri istemiyor. Yani çocuk bunları tespit edecek. Yani ben şu davranışlardan memnunum ama şunları istemiyorum. Yani istemediği davranışlardan vazgeçmesine aile izin verecek. O zaman çocuk o kişiden ayrışmış oluyor. Onun aynısı olmuyor artık. Diyelim 10 tane özelliği varsa o dedenin, çocukta da 10 tanesi var. Çocuk mesela 3 tanesinden vazgeçti.
7 tanesi benziyor, 3 tanesi benzemiyor. O zaman ondan ayrıştığı için kaderi bozmuş oluyorsun. Bu da yine çalışılabilir yani, değil mi? Çalışılabilir. Evet. İsimlerdeki harflerin harf sayısının bir önemi var mı hocam sizce? Ya bence var ama bunlar Başka bir henüz konu. çok bilinen şeyler değil hani çok. Evet. Ama hani bu psikoloji alanındaki çalışmalar ilerledikçe bence bunlar daha çok netleşecek. Yani harflerin bile böyle bir duygusu var. Mesela bazı harfler daha yumuşak, bazıları daha böyle sert, daha kuvvetli. O da o kişinin karakterini etkiliyor aslında. Evet. Ya burada Hocam. aslında en önemlisi anne babanın biraz çocuğu bazı konuları özgür bırakması. Hani mesela çocuk diyor ki ben diyor tiyatrocu olmak istiyorum. Ama ailede tiyatrocu yok. Herkes işte doktor, mühendis böyle üst düzey şeyler. Hani bırakalım o da tiyatrocu olsa bir şey olmaz. Ama aile diyor ki sen de diyor işte şu mesleği seçeceksin. Aslında orada onu belki de bir şeyi empoze etmiş oluyoruz. Ya da üst nesillerdeki bir şeyi tekrar etsin diye belki de baskı kurmuş oluyoruz. Yani bendeki bir bozukluğu ona aslında transfer etmiş oluyorum. Artık Evet. onun kaderi oluyor. Ben rahatlıyorum o diyelim. Mühendis oldu. Ben rahatlıyorum ama onda bir süre sonra bir problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Evet. Evet hocam, çok fazla soru geliyor ama inşallah başka bir zaman diyeyim. Televizyon Başka bir programında bekliyoruz. canlı. Tamam, Onun sözünü inşallah. alayım. Tamam mı? Tamam, inşallah. İnşallah. Olur, inşallah. Eylül ayında Video yaparız. siz, evet, stüdyoda da ağırlarız. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. Ben de Ağzınıza davet ettiğiniz sağlık. için teşekkür ederim. Çok memnun oldum. İzleyicilerime de hepsine teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar hocam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.